AK Parti İstanbul'da kaybedeceği bir seçimi yaptırmaz. Tersinden tekrar söyleyeyim. Kaybedeceği bir seçimi İstanbul'da yaptırmaz AK Parti. Baskı ile sonuca gider, döverek sonuca gider, tehdit ederek sonuca gider, YSK ile sonuca gider, kaybetmez. Seçimi yaptırmaz kaybedeceğini anladığı an. Siz hala demokrasi var. Sandıklarda çoğunluğu alırız zannedip durun. AK Parti yine bir pundunu bulur. Ahmet'ten alır, Mehmet'e verir. Artı bir kez daha Mazbatay'ı İmamoğlu'na vermez. Baktı seçim gidiyor. Oy verme gününe saatler kala ülkeyi savaşa sürükler. Yine bu seçimi yap yaptırmaz. İmamoğlu'nu FETÖ'cü suçlaması ile tutuklar yine bu seçimi yaptırmaz. Kar yağdırır, dolu yağdırır, gökten para yağdırır, ya seçimi alacağını garantiler ya da bu seçimi yaptırmaz. Neden mi? İstanbul'u kaybeden Erdoğan'ın seçime bil fiil İmamoğlu'nu hedef alarak katıldığı için malumiyeti, meşruti, meşruiyetini sorgular hale gelir. Ülke yönetilemez. Faiz ve döviz kontrol edilemez bir hale gelir. Erken seçimin yol açılır. Türkiye ekonomisi iflas eder. İstanbul galibiyetinin rüzgarını arkasına alan İmamoğlu'na da başkanlık yolu açılır. Geçmiş 17 yılın sorgulanmasının, Ergonokon kumpasının 17 25 Aralık'ın ve 15 Temmuz'un araştırılmasının önünün açılacağını çok iyi bilir AKP. Sayın Erdoğan, bunların hiçbirisini göze alamaz. Bu vesileyle kaybedebileceği bir seçimi asla yaptırmaz. Bu tiyatro oyununun bozulmasının tek yolu seçimi boykot ve dahi tüm belediye başkanlıklarından ve millet meclisinden istifa etmek idi. Sessiz ve demokratik bir muhalefet yöntemi seçilmeliydi. Bu fırsat kaçtı. Muhalefetin seçime katılması Türkiye'de bir gardiyana çıkmasına sebebiyet verebilir ki en tehlikeli sonuçtur. Maalesef basiretler tutuldu. Türkiye bu yola girdi. Türkiye'deki siyasal açmazın sebebi aslında kişilerden daha çok sistemdedir. Sistem değişmedikçe kim gelirse gelsin bu bozuk çarkın değirmeninde un olmaya mahkumdur. Önce sistem değişecek. Sistem